Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ekosistem ekolojisindeki madde döngüleri ve bunlarla ilgili çevre sorunlarını işleyeceğiz. Şimdi madde döngüsüyle başlıyorum. Madde döngüsü dediğimiz şey sürekli sürdürülebilen olan karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementlerin doğada hiçbir şekilde kaybolmadan sürekli bir döngü halinde olmasıdır. Yani o zaman doğada hiçbir madde kaybolmaz. Biz biyotik ve abiyotik faktörler tarafından maddelerin ekosistem içerisindeki yer değiştirmesine madde döngüsü diyeceğiz. Şimdi bizim bu biyotik ve abiyotik faktörlerimiz neydi? Ekosistemi etkileyen canlı faktörlere biyotik faktörler, ekosistemi etkileyen cansız faktörlere de abiyotik faktörler diyecektik. Yani ve canlı ve cansız faktörlerin ekosistem içerisindeki yer değiştirmesine madde döngüsü diyeceğim. Madde döngüsünü işlediğimiz zaman azot döngüsüyle karşılaşacağız. Karbon, su, oksijen ve fosfor döngüsü olmak üzere bazı döngüler var. Bizim ilk başlayacağımız olan döngü azot döngüsü. Şimdi azot döngüsünde şunu bilmemiz gerekiyor. Biz hiçbir zaman havadaki serbest azotu alıp kullanamayız. Yani insanlar havadaki serbest azotu alıp kullanamazlar. Bunu yapabilen bazı bakteriler var. Bunun dışında da bitkiler de yine aynı şekilde havadaki serbest azotu alamayacaklar. Atmosferdeki azotun canlılar için alınmasını sağlayan döngüye azot döngüsü diyeceğiz. Şimdi ben dedim ki havadaki serbest azotu biz alamıyoruz. Ama ben yapıma baktığım zaman yapımda azotla karşılaşabileceğim. Yani azot nerede bulunuyor? Bir DNA'nın yapısında, RNA'nın, ATP'nin, protein, enzim, klorofil gibi pek çok molekülün yapısına katılır. Havada yaklaşık %78 oranında serbest azot bulunur. Ama ne demiştik? Biz bunu kullanamıyoruz. Bunu kim alabilir? Bazı bakteriler alabiliyor. Bunun dışında bitkiler ve hayvanlar doğrudan faydalanamaz. Burası bizim için önemli. Şöyle başlayalım grafiğimize. Havada %78 oranında serbest azot bulunur. Şimdi bu azotu kim alamıyordu? İnsanlar ve bitkiler bu azotu alamaz. Bunu alabilen kimdi? Baklagillerin köklerinde yaşayan bazı bakteriler. Biz bu bakterilere azot bağlayıcı rhizobium bakterileri olarak isimlendireceğiz. Şimdi havada bizim %78 oranında serbest azotumuz var. Şimdi bu azotu biz alamıyoruz. Şöyle yapalım. Şuraya %78 azot diyelim. Bunu biz alamıyoruz ama şurada bir baklagil çizelim. Baklagil bitkisinin köklerinde yaşayan rhizobium dediğim yani azot bağlayıcı bakteriler havadaki serbest azotu alırlar. Şimdi havadaki serbest azotu aldığı zaman bu serbest azot rhizobium bakterilerinin yapısına katıldı. Yani ben bunu nereye bağladım? Toprağa bağladım. Daha sonra toprağa bağladıktan sonra havadaki serbest azot şu anda toprağa geçmiş oldu. Bunun dışında bizim yapımızda dedik ki DNA, RNA, ATP proteinin yapısında azot var. Biz öldük toprağa gömüldük. O yüzden bizim vücudumuzda bulunan proteinler de toprakta. Ama ben proteinleri bitki olarak alamayacağım topraktan. Çünkü protein nasıl bir madde? Organik madde. Benim bu içindeki azottan faydalanmam için bunu neye çevirmem gerekiyor? İnorganik maddeye. Beslenme şekillerini anlatmıştık. Organik maddeyi inorganik maddeye çevirenler kimlerdi? Saprofitler. Saprofitin diğer adı ne olarak geçecekti? Ayrıştırıcı. Şimdi buraya dikkat edin demiştik. Saprofit iki tane canlı vardı. Bunlardan biri bakteriydi. Diğeri ise mantar olacak. Demiştik ki saprofit canlı hem prokaryot olabilir hem de ökaryot olabilir. Prokaryot bakteri, ökaryot dediğim grup ise mantarlar olacak. Şimdi proteini organiğe inorganiğe çevireceğim. Yani neye çevirdim? NH3'e çevirdim. Yani amonyak. Organiği ben neye çevirmiş oldum? İnorganiğe çevirmiş oldum. Şimdi biz bunu topraktayken amonyak şeklinde kullanamıyoruz. Bizim bu amonyağı nitrit ve nitrata çevirmemiz gerekiyor. Yani toprakta şu anda inorganik bir madde var. Sonra bunu canlılar kullanabilsin diye nitrit ve nitrata çevireceğim. Yani amonyağı ilk başta nitrite çevireceğim. Bu olayı yapan nitrit bakterisi. Daha sonra bunların nitrat bakterisiyle
nitrata çevireceğim. Daha sonra ben bunu havaya vermem gerekiyor ama nitrat şeklinde havaya veremiyorum. Yani ben bunu neye çevirmem gerekiyor? Azoto tekrardan ne yapacağım? Şurada kullandığım denitrifikasyon bakterileriyle bunu tekrardan azoto çevirip havaya vereceğim. Şimdi tabloya baktığımız zaman bir tekrar edersek, havadaki serbest azotu insanlar ve bitkiler kullanamaz. Ama bitkilerin ve insanların yapısında azota rastlanır. Nerede çıkabiliyor bu azotlar? DNA, RNA, ATP, protein, bunların hepsinin yapısında var. Havadaki serbest azotu bizim için tutan kim? Baklagillerin köklerinde yaşayan Rhizobium bakterileri. Bu bakteriler ne yapıyordu? Azot bağlayıcı bakteriler olarak geçiyor. Havadaki serbest azotu bizim için tutuyordu. Daha sonra azot bitkinin köklerine geldi. Bitki azotu kullanabilir. Yani şu anda azot toprakta. Ya da biz öldük, toprağa gömüldük. Biz topraktayken ya da diyelim ki bitkiden elma ağacı olsun. Elmalar yere düştü. Bunların hepsinin yapısında da ne var? Protein. O zaman toprağa giden proteinler burada bulunan saprofitler tarafından organik madde neye dönüşecek? İnorganik maddeye dönüşecek. Daha sonra benim bu inorganik maddem nitrit, nitrat ve havaya serbest azot olarak gidecek. Şimdi bize tabloda genellikle neyi sorgularlar? Tabloda şuna dikkat edeceksiniz. Buradaki saprofitler hem prokaryot olabilir hem de ökaryot olabilir. Şimdi ben tabloya baktığım zaman nitrit ve nitrat bakterileri demiştim ya. Ben bu nitrit ve nitrat bakterilerine nitrifikasyon bakterileri diyeceğim. Şimdi nitrifikasyon bakterilerinin şöyle bir özelliği var. Bunlar kemosentez yapabilir. Yani kendi besinini kendi üretecek. Kemosentez olayı neydi? Işık ve klorofil olmadan herhangi bir inorganik maddenin oksitlenmesiyle beraber inorganiğin organiğe dönmesi olayıydı. Buna çok dikkat ediyorsunuz. O zaman bu döngüye baktığımız zaman buradaki döngüde hangileri kendi besinini kendi üretir dersem, bir, nitrit bakterileri yapar bu işi. İki, nitrat bakterileri yapar. Bir de şuna dikkat ediyorsunuz. Burada bir baklagil bitkisi vardı. Bitki dediğime göre baklagil bitkisi de fotosentez yapıp kendi besinini kendi üretecek. Dikkat ediyorsunuz, buradaki bakteri fotosentez yapmaz. O yüzden grafikte kendi besini kendi üreten canlılar nitrit bakterisi, nitrat bakterisi, bir de burada bulunan baklagil bitkisi olacak. Şimdi ben bu olaya nitrifikasyon dedim. O zaman nitrifikasyon olayı şu: amonyağın nitrite, nitritin nitrata dönmesi. Şimdi denitrifikasyon olayı da nitratın serbest azota dönüştürülüp atmosfere verilmesi. Yani soruda bana şunu sorarsam, denitrifikasyon bakterilerin sayısı artmasıyla aşağıdaki hangi olay meydana gelir? Havadaki serbest azot miktarı artar. Ya da şöyle sorabilir, azot döngüsündeki saprofitlerin sayısının artması neyi sağlar? Şimdi saprofitlerin sayısı artarsa organik madde neye döndü? İnorganik maddeye. Toprak inorganik madde bakımından zenginleşti. O zaman benim toprağım daha verimli hale geldi diyebiliriz. Şimdi bunu föyün üzerinden bir tekrar edelim. Daha sonra tekrardan yine bu grafiği çizeceğim. Şimdi bakıyoruz. Atmosfer azotundan bazı bakteriler hariç bitkiler ve hayvanlar doğrudan faydalanamaz. Bitkiler amonyum iyonunu ve nitrit tuzunu topraktan alabilir. Şimdi biz ne demiştik? Biz bunu neye çevirecektik? Amonyağa. Daha sonra neye çevirecektim? Nitrite, nitrata. Bunlar toprakta olduğu için bitkiler bunun nitrattan ya da amonyumdan faydalanabilirler. Hayvanlar ise bu azotu nereden alacak? Bitkiler fotosentez yaptı. Azotu besinin yapısına kattı. Biz de bu organik besinlerden azot ihtiyacımızı karşılayacağız. Atmosfer azotunun toprağa geçişi biyotik ve abiyotik azot fiksasyonlarıyla sağlanır. Yani bu döngünün için hem canlı hem de cansız faktörler olabilir. Yani şöyle oluyor. Yıldırım ve şimşek gibi atmosferik yollar ile atmosfer azotunun toprağa geçişi abiyotiktir. Şimdi azotlar yıldırım ve şimşek olarak tekrardan toprağa gelebilirler. Ya da benim bu dediğim döngüdeki olan olay gibi baklagillerin kökünde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler serbest azotu tutar. Daha sonra da
bu döngü meydana gelebilir. Döngü bizim için çok önemli. Dikkat etmeniz gereken yerler üzerine durmuştum. Yine şurada şöyle bir tekrar edelim. Şimdi baklagillerin köklerinde yaşayan azot bağlayıcı rizobium bakterileri nodül adı verilen yumrularda mutualif yaşar. Yani mutualif yaşam neydi? İki kişi de birbirinden fayda sağlayacak. Yani baklagil köklerinde yaşayan bakteriler bitkiye azot sağladı. O da bitki de ne yapacak? Rizobium'a besin verecek. Ve böylece aralarında mutualif bir ilişki kurulacak. Topraktaki azot tuzları ile bitkiler tarafından bitkisel proteinlere, bitkisel proteinler de hayvanlar tarafından besin olarak kullanılır. Yani ilk başta azot bitkide besine dönecek. Daha sonra ben bunu bitkiden alacağım. Doğadaki bitki, hayvan ölüleri ve artıkların ayrıştırıcı canlılar tarafından amonyağa kadar parçalanır. Daha sonra benim amonyağım nitrit bakterileriyle nitrite, daha sonra nitrat bakterileriyle nitrata dönüşür. Bitkiler topraktan azotu nitrat şeklinde aldığından nitratı enzimler yardımıyla amonyuma dönüştürür ve kullanır. Denitrifikasyon neydi? Denitrifikasyonda toprakta bulunan nitrit ve nitratın azot gazına dönüştürülerek atmosfere verilmesi olayına da ben denitrifikasyon diyecektim. Tekrardan tablomu şuraya çizelim, hem de hatırlamış olalım. Havadaki serbest azotu tutan kimdi? Baklagillerin köklerinde yaşayan rizobium bakterileri. Bu sayede azot toprağa geldi, topraktan bitki aldı ve fotosentez yapabildi. Ya da doğadaki bitki, hayvan ölüleri ne olacak? Toprağa geldi. Toprağa geldiğinde protein yapılı, canlıların yapısında protein var. Bu proteini saprofitler neye çevirecekti? İnorganik madde olan amonya. Saprofit dediğim canlı bakteri de olabilir, mantar da olabilir. Daha sonra amonyak nitrit ve nitrata dönüşecek. Amonyak nitrit bakterileriyle nitrite, daha sonra nitrit de nitrat bakterileriyle dönüşecek. Nitrit, nitrat. Nitrit ve nitrat bakterileri ne yapabiliyordu? Kendi besinlerini kendi üretiyor. Yani kemosentez dediğimiz olayı gerçekleştirecek. Daha sonra ben bu nitratı havaya vermem gerekiyor. Çünkü döngüyü devam ettirmem gerekiyor. Bu sefer ne yapacağım? Serbest azot olarak havaya çevirmeyi sağlayan denitrifikasyon bakterileri. Denitrifikasyon bakterileri kemosentez yapmaz. Kemosentez yapan iki tane canlım var. Bunlar da neydi? Nitrit ve nitrat bakterileri. Nitrit, nitrat bakterileri. Biz burada gerçekleşen bu olayı ne diyecektik? Nitrifikasyon, serbest azotun havaya verilmesine de denitrifikasyon diyeceğiz. Şimdi saprofitlerin görevi neydi? Organiği neye çevireceklerdi? İnorganik maddeye çevirecek. Yani saprofitlerin sayısının artması toprağı verimli hale getirir demiştik. Şimdi sorulara bakıyoruz. Saprofit bakterilerin sayıca azalması. Şimdi saprofit bakteriler burada sayıcı azalırsa organik madde inorganik maddeye dönemez. Canlılardan hangilerinin azalışına neden olabilir? Şimdi saprofit azalırsa protein amonyağa dönmesi zorlaşacak. O yüzden nitrit ve nitrat bakterilerin burada ne olacak? Sayıları azalacak. Nitrit ve nitratın sayıları azalırsa bu sefer havaya verilen azot miktarı da azalacak. Şöyle diyebilir miyim? Bunların azalması topraktaki azot miktarını azaltır. O yüzden azot azaldığı için fotosentez yapan bitkilerin sayısı da azalacak. Yani dolaylı olarak hepsini etkileyecek. Sonra diğer soruya bakalım. Azot döngüsünde gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre X olayını ayrıştırıcı bakteriler gerçekleştirir demiş. Şimdi bakıyorum, organik maddeyi inorganik maddeye çevirenler kimlerdi? Saprofitler. Yani ne olacak buradakiler? Ayrıştırıcı. Daha sonra Y olayını amonya nitrata çeviriyorsam, bunu yapan da kimdi? Nitrat
bakterisi. O yüzden X olayını ayrıştırıcı bakteriler gerçekleştirebilir. Mantarlar da yapabilir bunu. Bakteriler de yapabilir. Y olayını gerçekleştiren canlılar kemototroftur. Evet, kemosentez olayını gerçekleştirebilirler. Y olayı atmosfer azotunu arttırır diyor. Şimdi atmosfer azotunun artmasını sağlayan denitrifikasyon bakterileriydi. Ve bu tabloda denitrifikasyon bakterileri yok. Cevabım 1 ve 2 olacak. Doğadaki azot döngüsündeki denitrifikasyon bakterilerin denitrifikasyon basamağı aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlar? 2016'da çıkmış bir soru. Şimdi denitrifikasyonun görevi neydi? Havaya serbest azotu göndermek. O yüzden ne olacak? Havadaki serbest azot miktarı artacak. Yani azot gaz halinde atmosfere verilecek. Diğer şıklara bir bakalım. Amonyaktan nitrit oluşumunu sağlayan nitrit bakterileri. Nitritten nitrat oluşturan nitrat bakterileri. Atmosferdeki azotun bazı bakterilere bağlanmasını sağlayan rhizobium bakterileri. Baklagillerin köklerinde yaşıyordu. Bitkilerin suda çözünen azot tuzlarını alması. Bunu sağlayan da nitrit oluşturduktan sonra bunları azot tuzlarına çevirecekler. Azot döngüsü burada bitti. Dikkat ediyorsunuz, azot döngüsünde nitrifikasyonla denitrifikasyon olayını karıştırmıyorsunuz. Şimdi karbon döngüsü. Şimdi karbon döngüsü azot döngüsüne göre daha kolay olacak. Karbonlu bileşiklerin ekosistemde canlı ve cansız faktörler arasındaki yer değişimine karbon döngüsü deriz. Şimdi biz havaya karbondioksit veriyoruz. Havadaki karbondioksit bitkiler tarafından tutuluyor. Tekrardan ne oluyor? Bu döngü sağlanıyor. Şimdi o zaman bir havanın karbondioksit kaynakları var. Bir de havadan karbondioksit alan canlılar olacak. Şimdi atmosferdeki karbondioksiti kim alır? Şimdi atmosferdeki karbondioksit alan fotosentez ve kemosentez yapan canlılar. Bunların tepkimesini yazdığımızda havadaki karbondioksit alır, suyla birleştirir. Daha sonra bunları glikoz dediğimiz C6H12O6'ya çevirir ve aşağıda ne çıkar? Oksijen çıkar. O yüzden havadaki karbondioksit tutan iki tane olayım var. Ya fotosentez ya kemosentez. Kemosentez genellikle gözden kaçıyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi ben havaya karbondioksit vereceğim. Havaya karbondioksit vermemi sağlayan olaylar ne? Bir, canlıların yaptığı solunum olabilir mi? Havadan ben oksijen aldım. Havaya ne verdim? Karbondioksit. Yanma olayı sonucunda karbondioksit çıkar. Çürüme olayı sonucunda açığa karbondioksit çıkar. Daha sonra bu karbondioksit de kim alacakmış? Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar alacak. Yani havadaki karbondioksit miktarını azaltacak. Şimdi bu canlılar kimler? Bitkiler, fitoplanktonlar ve algler fotosentez yaparak atmosferdeki karbondioksiti alırlar. Biraz önceki döngüde bahsetmiştik. Nitrit ve nitrat bakteriler hangi olayı gerçekleştiriyordu? Kemosentez. Yani kemosentez olayı için havadaki karbondioksiti alacaklar, suyla birleştirecekler ve bize ne üretecekler? Besin üretecekler. Daha sonra hani bu yanma çürüme olayları demiştik ya, bunların her birinde açığa ne çıkacak? Karbondioksit. Şimdi bir tane örnek sorumuz var, bakalım. Atmosfer karbondioksitini olaylarından hangileri azaltır? Yani hangi olay diyor havadan karbondioksit alır? Fotosentez ve kemosentez sonucu havadaki karbondioksit alınır, suyla birleştirilir ve glikoza döner. Ama ben yanma ve çürüme sonucunda havaya ne vereceğim? Karbondioksit. O yüzden azaltanlar 1 ve 4 olacak. Karbondioksit de havanın karbon kaynaklarıyla ve havadan karbondioksit alanlara dikkat ediyorsunuz. Daha sonra geldik su döngüsüne. Şimdi su döngüsünü ilkokuldan beri gördüğümüz bir döngü. Yeryüzü ile atmosfer arasında buharlaşma ve yoğunlaşma olaylarıyla gerçekleşen su hareketlerine ben su döngüsü diyeceğim. Yani okyanuslar, buzullar, göller, nehirler, bunlar ne olacak? Buharlaşacak. Buharlaştığı zaman gökyüzüne çıkacak. Orada yoğunlaştıktan sonra
tekrardan yağmur olarak geri gelecek. Yani terleme, solunum veya buharlaşma yolları ile atmosfere geçen su molekülleri atmosferde soğuk hava kütlesiyle karşılaştığında yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak döner. Yağışlarda yeryüzüne dönen suyun bir kısmı yeraltı su kaynakları oluştururken bir kısmı da deniz, göl ve akarsularda birikir. Su iyi bir çözücü olduğundan canlıların yapısal ve işlevsel olarak görev yapar. Bitkiler suyu fotosentezde kullanır. Fotosentezde kullanılan su hidrojen kaynağı ve bizim için ne olacak? Elektron kaynağı olacak. Şimdi güncel çevre sorunlarına geldiğimiz zaman güncel çevre sorunlarının hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, ses kirliliği, asit yağmurları, küresel iklim değişiklikleri, erozyon gibi işte ormanların tahrip edilmesi gibi konuları ele alabiliriz. Yani şunların üzerinden konuştuğumuz zaman hava kirliliğinin artmasıyla beraber havadan alınan temiz yani havadan alınan oksijen miktarı azalacak, zehirli gazların miktarı artacak. Su kirliliği suda yaşayan canlıların hayatını etkilediği için dolaylı olarak havadaki oksijen miktarını etkileyecek. Toprak kirliliği oluşan besinleri etkileyecek. Asit yağmurları yağdığı zaman ortamda bulunan bitkileri yok eder. Şimdi hava kirliliğine baktığımız zaman havanın bileşiminde %78 azot, %21 oksijen, %1 argon, karbondioksit ve su buharı bulunur. Hava kirliliğine doğal ya da yapay kirleticiler neden olabilir? Doğal olarak gerçekleşen olaylar sırasında atmosfere verilen kirleticilere doğal kirleticiler denir. Örneğin buna volkanik patlamalar, çöl fırtınalarını örnek verebiliriz. Ama insan etkisiyle havadaki karbondioksit miktarının artmasını sağlayan da yapay kirleticiler olacak. Yani bunlara fabrikalar ve işte motorlu taşıtlardan çıkan gazları örnek verebiliriz. Hava kirliliği bitki, hayvan ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Yani insanda solunum yolu hastalıkları gibi pek çok sağlık problemlerine neden olabiliyor. Ve sonuçta bunlar sürekli bir denge halinde olduğu için hava kirliliğinin artması iklim değişikliklerine, sera etkisine ve ozon tabakasının incelmesine neden olur. Şimdi sera etkisi ne? Havadaki karbondioksit miktarının artmasıyla ne olacak? Karbondioksit tuttu ve bu yüzden hava ısınmaya başlayacak ve sera etkisi neye neden olacak? Küresel ısınma. Ozon tabakasının incelmesiyle beraber de zararlı gazlar yeryüzüne ulaşabilecek. Su kirliliği bizim için en önemlilerinden bir tanesi. Şimdi kimyasal maddelerin, kirleticilerin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında normal sınırların üzerine çıkarak suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına diyeceğiz. Şimdi su kirliliği neden meydana gelebiliyor? Fabrika atıkları, lağım suları, tarımsal ilaçlar ve gübreler, çöpler ve atık poşetler buna neden olabilir? Şimdi bizim ötrofikasyon dediğimiz bir olay var. Bu nasıl gerçekleşiyor? Ona bir bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi suyun üzeri tamamıyla yosunla kaplanmış yeşil. Şimdi kanalizasyon suları aşırı gübrelemeye bağlı olarak azot ve fosforlu maddeler su kaynaklarına karışır. Yani şöyle diyebilirim, sudaki azot ve fosfor miktarı artar. Şimdi burada yaşayan bazı bakteriler var ve bunlar fotosentez yapabiliyor. Şimdi azot ve fosfor fazla olduğu için bu siyanobakteriler ve alglerin sayısı artıyor. Niye? Uygun ortam var. Azotu var, fosforu var. Bu canlılar aşırı bir şekilde artması sonucu ne oluyor? Suyun yüzeyi yeşil olarak kaplanıyor. Ve bu şekilde olduğu zaman ışığın tekrardan suyun diplerine inmesi önleniyor. Yani suda çözünen oksijen miktarı azalacak. Oksijen azaldığı için balık ölümleri artar. Tabanda organik artık birikimleri artarak ayrıştırıcılar artar. Su kaynağı kokuşur ve özelliğini yitirir. Ötrofikasyon sudaki azot ve fosforun artmasıyla yaşayan, yani suda yaşayan bakteriler ve alglerin aşırı artması olayı diyebiliriz.
Bakteriler ve algler aşırı artarsa hızlı bir şekilde fotosentez yapacaklar ve suyun yüzeyi neyle kaplanacak? Yeşil yosunlarla kaplanacak. Suyun yüzeyi bu şekilde kaplandığı için ışık suyun derinliklerine ulaşamayacak ve oksijen azalacak ve balık ölümleri meydana gelecek. Balık ölümleri meydana geldiği zaman bu balıkları, yani organik maddeyi inorganik maddeye çevirecek olan saprofitlerin sayısı burada artacak. Toprak kirliliğine baktığımız zaman da toprağın yine fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına toprak kirliliği denir. Yani kurşun, civa gibi ağır metallerin toprağa karışması veya tarımda verimliliği arttırmak için uygulanan yanlış ve aşırı gübreleme, böcek öldürücü ilaçlar, yani kimyasal olan ilaçlar toprak kirliliğine neden olabilir. Kimyasal kirleticilerle kirlenen topraktan toksik maddeler besin zinciri yoluyla insanın dokularında birikir ve pek çok hastalığa neden olur. Yani toprak kirliyse topraktaki bitki fotosentez yapacak, yani ürün oluşturacak. Bu oluşan ürünü de biz yediğimiz zaman buradaki maddeler bizim vücudumuza gelecek. Radyoaktif kirlilik canlıların yapısında ve çevrede birikerek zarar verecek düzeye ulaşmasına radyoaktif kirlilik diyeceğiz. Yani radyoaktif maddelerin çok fazla kullanılması. Buna kim neden oluyor? Nükleer santraller, röntgen, tomografi cihazları, televizyon, bilgisayar ve özellikle cep telefonları radyoaktif ışın yayar ve bunların fazla kullanılması vücut için zararlıdır. Yani bunlar neye neden olacak? Kansere ve mutasyona neden olacak. Ses kirliliği, ses kirliliği dediğimiz olay istenmeyen, rahatsız eden gürültülere biz ses kirliliği diyeceğiz. Bunlar da bizi fazla bir şekilde strese sokar ya da işitme kaybına, solunum ve dolaşım bozukluklarına neden olabilir. Şimdi geldik asit yağmurlarına. Asit yağmurları atmosfere salınan kükürtlü ve azotlu gazların su buharıyla birleşerek sülfürik asit, nitrik asit gibi asitlere dönüşerek yeryüzüne yağış şeklinde düşmesine biz asit yağmuru diyeceğiz. Yani yeryüzüne asit geliyor. O zaman yeryüzüne bu şekilde asit gelirse bitki örtüsü bundan zarar görür. Besin zincirinde biyolojik birikim yoluyla bitkilere, daha sonra bu bitkilerden bize, yani hayvanlara geçecek. Ve buradaki zararlı olan sülfürik asit ve nitrik asit canlıya geçer. Ve bu neye neden oluyor? Astım ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olur. Bir örneğimiz var, ona bakalım. Soruda diyor ki asit yağmurlarıyla ilgili hangileri doğrudur? Tarım ürünlerinde ve doğal bitki örtüsünde verimliliği düşürür. Evet, gelen asit bitkiye zarar verir. Sucu habitatlarda canlıların hoşgörü göstermediği pH değerlerinin oluşmasına neden olur. pH değeri neydi? Asit ve baz. Asit yağmurları görürse suyun asitliği artar ve böylece burada yaşayan canlılar zarar görür. Yalnızca atmosferde karbondioksit değişiminin normalin üzerine çıkmasıyla oluşur. Atmosferde ne artıyordu? Kükürt ve azot. Yani yalnızca karbondioksit değil. Daha sonra küresel iklim değişikliğine geldik. Küresel iklim değişikliği atmosferde bulunan karbondioksit, karbon monoksit, klorofluorokarbon, metan, ozon gibi gazlara biz sera gazları deriz. Bunlar da sera gazlarının atmosferde aşırı birikmesiyle ısı, yani yeryüzüne gelen ısı enerjisinde bir tutunma meydana gelecek ve biz bu olaya da sera etkisi diyeceğiz. Yani sera etkisi neyi oluşturacaktı? Küresel ısınmayı meydana gelir. Sera etkisinin sonucu küresel ısınma başlar. Küresel ısınmanın başlamasıyla buzullar erir. Buzulların erimesiyle deniz seviyesinde yükselme meydana gelir. Karasal yaşam alanları daralır. İlk başta sera etkisi oluşuyor. Küresel ısınma. Küresel ısınma varsa buzullar erir. Buzullar erirse deniz seviyesi yükselir. Karasal yaşam alanları da daralır. Şimdi geldik erozyona. Erozyon dediğimiz olay ne? Toprağın rüzgar, yağış ve benzeri faktörlerin etkisiyle
başka bir yere taşınması. Yani şurada bir erozyon olayı gösterilmiş, toprak kayması da diyebiliriz. Sonra doğal hayat alanlarının tahribi ve orman yangınları. Bu da ne yapacak? Orman yangınları olmasıyla beraber orada yaşayan belli habitatlar var ve bunlar yok olacak. Oradaki canlılar da yok olacak. Şimdi biyolojik çeşitliliğin azalması, canlıların sayısının giderek azalması. Şimdi bunların nedeni ne olabilir? Dediğiniz gibi burada bir yangın çıkarsa orada yaşayan yani bazı canlılar var. Bu canlıların habitatları yok olacak ve biyolojik çeşitlilik azalacak. Ötrofikasyon sonucu suya oksijen gitmeyecek ve oradaki balıklar ölmeye başlayacak demiştik. Ve bu yüzden biyoçeşitlilik azalır. Türlerin aşırı kullanımı yeni türlerin ekosisteme katılmasına neden olur. Şimdi ayrıca hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği yani anlattığım bu bütün kirlilikler doğadaki biyolojik çeşitliliği azaltır. Şimdi bunda asıl nedenleri genellikle insanlar bu sorunların ortaya çıkmasında. Şimdi onlara baktığımız zaman bizim bir ekolojik ayak izi dediğimiz bir kavram var. Şimdi ekolojik ayak izi ne? Bir kişi ya da topluluk için kaynakların üretilmesi ve oluşan atıkların giderilmesi için gereken coğrafik alana ekolojik ayak izi denir. Yani bir kişinin atıklarının temizlenmesi için gerekli olan alana biz ekolojik ayak izi diyeceğiz. Su ayak izi bir bireyin ya da topluluğun birim zamanda kullandığı ya da kirlettiği su. Ekolojik ayak izi neydi? Birim zamanda kullandığı alan. Yani o atıkların giderilmesi ve üretilmesi için kullanan alandı. Ekolojik ayak izi alan, su ayak izi kullanılan su. Karbon ayak izi de ne olacak? Canlının atmosfere salınmasına neden olduğu karbondioksit miktarına da biz karbon ayak izi diyeceğiz. Bu konumuz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.